Metsamor nükleer santrali bölgeye zarar veriyor. Çernobil'de olduğu gibi büyük bir patlama olma olasılığı var. O yüzden gerekli tedbirlerin alınması ya da kapatılması gerekir diye düşünüyorum. Toplumumuz hasta, hayvanlarımız hasta, bitkilerimiz yavaş yavaş yok oluyor. Bu sorunun sebebi olarak da Metsamor santralini görüyoruz. Bu sorun sadece bizim değil, burada yaşayan Ermeni halkının da sorunudur. Bu soruna karşı duyarlılık bekliyoruz. Yoksa büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Dünyanın birçok ülkesi enerji ihtiyacını nükleer santrallerden karşılamaktadır. Türkiye'de hiç nükleer santral yoktur. Ancak Sinop ve Mersin'de 2 adet nükleer santral yapılmaktadır. Fakat komşularımız hali hazırda zaten nükleer santralini kullanmaktadır. Karadeniz tarafında 10'a yakın nükleer santral bulunmaktadır. Doğumuzda ise Ermenistan'da bulunan bir tane nükleer santral vardır. Ne var ki bunlardan iki tanesi çok tehlikelidir. Bulgaristan'da bulunan Kozlada nükleer santrali ile Ermenistan'daki Metsamor nükleer santrali. Hatta Ermenistan'daki Metsamor nükleer santrali ile dünyanın en tehlikeli iki nükleer santrallerinden birisidir. Daha da kötüsü, Iğdır şehrine sadece 16 kilometre uzaklıktadır. Bu nükleer santral sınırımızın hemen yanı başındadır ve herhangi bir kaza veya sızıntı olması durumunda başta Iğdır olmak üzere Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgesi nükleer bulutların etkisi altında kalacaktır. Özellikle santralin hemen yanı başında olan Iğdır şehri tamamıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tehlikenin farkında mısınız? Ermenistan'ın Türkiye sınırına 16 kilometre uzaklıkta yer alan Metsamor şehrinde bulunan nükleer santral. Santralde biri işlevsel olmak üzere 2 adet 408 megawatt güce sahip Çernobil tipi reaktör bulunmaktadır. Santral Ermenistan'ın başkenti Erivan'a 32 kilometre, Kars'a 100 kilometre, Iğdır'a ise 30 kilometre uzaklıktadır. 2018 verilerine göre santral ülkenin enerji ihtiyacının %27'sini karşılamaktadır. Santralin ilk reaktörü 1976, ikincisi 1980 yılında hizmete girdi. 1988 Spitak depreminde zarar görmemiş olmakla birlikte santralin iki reaktörü de halk baskısı ve protestolar sonucunda kapatıldı. 1993 yılında Ermenistan hükümeti enerji krizi nedeniyle ikinci üniteyi tekrar açma kararı aldı ve bazı iyileştirme çalışmaları sonrasında ünite 1995'te devreye alındı. 2005 yılında planlanmış ömrünü tamamlayan santralin faaliyet ömrü 2016'ya uzatıldı. 2016 yılında santralin faaliyet ömrünün 2026'ya kadar uzatılması planlandı. 2018'de ise 2036'ya kadar uzatılmasının planlandığı açıklandı. Çeşitli kaynaklara göre Metsamor nükleer santrali günümüzde dünyadaki mevcut santraller içerisinde en güvensiz reaktörler arasında yer almaktadır. Santral Çernobil ile aynı tiptedir ve aynı teknolojinin ürünüdür. Dünyadaki en tehlikeli nükleer santral olarak kabul edilmektedir. Patlaması durumunda en fazla etkilenecek ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve İran'dır. Nükleer santralin yapım sürecinde Sovyet bilim insanları ve Ermenistan içerisindeki çevreler santralin fay hattı üzerinde yer alması ve su kaynaklarına sızıntı geçirmesi ihtimali dolayısıyla yapımına karşı çıkmıştır. Richter ölçeğinde en fazla 8 şiddetindeki depremlere göre inşa edilen santralin bulunduğu bölge 9 şiddetindeki depremlere açık bir bölge durumundadır. Çeşitli sivil toplum örgütleri, bazı akademisyenler ve Avrupa Birliği santralin çevresindeki bölgeler için tehlike arz ettiğini öne sürerek kapatılması talebinde bulunmuştur. Deprem bölgesinde bulunması ve Çernobil'in asli tasarımındaki yetersizlikler santral hakkındaki temel endişeleri
oluşturmaktadır. Ancak yetkililer santralde herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını öne sürmektedir. Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun 2020'de tamamladığı güvenlik incelemesi santralde herhangi bir güvenlik ihlali tespit etmediğinden ötürü Ermenistan Nükleer Düzenlemeler Kurumu'na santrali Ekim 26'ya kadar işletmesi için izin vermiştir. Metsamor Nükleer Santrali kurulduğundan bu yana birçok kaza yaşanmıştır. Toplam 5 büyük ve 150'den fazla da küçük kazanın yaşandığı Metsamor'da ilk kaza 1982 yılında meydana gelmiştir. Birinci bloktaki jeneratörün patlaması ve ardından da bağlantı kablolarının yanmasıyla başlayan kazada çok büyük bir risk atlatılmıştır. Zira bu kazayla beraber santralin koruma sistemleri tamamıyla devreden çıkmıştır. Santralde yaşanan küçük çaplı kazalar bu santralin sık sık kapanmasına sebep olmaktadır. 2003 yılı başlarında kapatılan santral, Nisan 2003 yılında 407 MW gücündeki Metsamor 2 bloğu yeniden devreye sokmasıyla yeniden faaliyetine başlamıştır. Diğer yandan 2004 yılı yaz ayında yaşanan küçük çaplı bir kaza da santralin birkaç ay kapalı kalmasına sebep olmuştur. Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nin yaklaşık 4 aylık aradan sonra tekrar faaliyete geçmesi Iğdır halkı tarafından da tepkiyle karşılanmıştır. Türkiye Atom Enerji Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Erdener Birol bir patlama veya sızıntı halinde yapılabilecekleri şöyle ifade ediyor. Eğer rüzgar bize doğru esiyorsa radyoaktif maddeler sınırımıza girer. Vatandaşlar öncelikle evlerine girip kapılarını, camlarını naylonla sızdırmaz şekilde kapatmalılar. Olabilecek havalandırmalar kapatılmalıdır. Mahalli gıdalar, sebze meyveler yenmemelidir. Eğer otlaklarda, kırsal kesimde hayvan varsa içeriye alınmalı ve kuru otla beslenmelidir. Yerel yöneticilerden gelecek çıkabilirsiniz ya da çıkamazsınız talimatı beklenmelidir. Eğer salınım anından 6-7 saat içinde öğrenilirse halka iyot tabletleri dağıtılır. Tiroid bezinin radyoaktif iyot alması önlenir. Böylece kanser riski azaltılmış olur. 30 kilometreden 100 kilometreye kadar arazinin topografyasına bağlı olarak etki görülebilir. İlk birkaç günde yapılması gerekenler bunlardır. Daha sonra suların ve toprağın ölçülmesi gerekir. Tabii bütün bu önlemler ancak küçük çaplı sızıntılar için geçerlidir. Güçlü bir depremle yerle bir olacak Metsamor'da yaşanacak bir kazadan sonra Iğdır halkının son duasını etmekten başka bir çaresi bulunmamaktadır.